Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. En son 6 ay önce Ünye köyünde işteydik. Baba! Gidin! Ünye köyünde işteydik, arabanın kapıyla cam kırıldıydı. Bir de 6 aydır akü çalışmıyor, bir denemeyi yapacağız. Allah'ın izniyle Şubat'ın 15 yasaklar kalırsa mangala içmeye gideceğiz. Maça gideceğiz diye. Size onun klibini çekeceğim. Işık da gösteriyorum, bilmiyorum da. Bu Şahin. Bu da motor. Allah, içiliyor bu yedik. CBF 150 arkadaşlar, Honda. YBR. En son Haziran ayında bindiydim herhalde. Gözükmüyor, bizim ışık var. Ulan gelin, ışıkta çekelim, gelin. Arkadaşlar, beni tanımayanlar yalan söylüyor diyebilir. Instagram hesabımda var. Şurada bir tane binlik motor. CBR 1000 arar. Tricolor, 3 renk, 0 Honda. 66.500'e aldıydım. Bir tane 325G, 2001 model. Hız! Ses yapmayın. 2001 model BMW 325G, Cabrio, gri. 06JB933. Ondan sonra şimdi BMW gitti, Şahin'e düştük. Yarış motoru gitti, paketçi motoruna düştük. Ekonomi iyi gidiyor diyoruz. Angara, Çankaya, Seyran bağlarında. Benim babam orada 82 sene oturdu. Ben 41 sene oturdum. Esat Caddesi'ne 800 metre, Tunalı'ya 900 metre. Angara ve Angara üçler bilir kardeş. Angara'nın en zengin yeri. Seyran bağlarında oturduk. Şimdi Mamak Çöplüğü'ne 900 metre uzaklıkta oturuyorum. Burası Mamak'a 900 metre arkadaşlar. Ankara, Mamak. Ankara'nın en doğusu burası arkadaşlar. Yani Ankara'nın en doğusunda fakirle, en batısı Eskişehir yolu, Çay yolu da zenginden oturuyor. Ben en doğusunda oturuyorum. Ekonomi iyi gidiyor diyoruz. 2014'te BMW'ye biniyordum. Yarış motorum vardı. Şimdi Şahin var, paketçi motoru var. Nasıl iyi gittiğimi anlamadım arkadaşlar. Evde sen Çankaya'da oturuyordum. Şimdi Mamak Çöplüğü'ne yakın. Mamak Çöplüğü'nün kokusu geliyor buraya. Mamak Çöplüğü'ne doğru oturuyorum. Nasıl ekonomi iyi gidiyor ben anlamıyorum. Gelin kız, size geçin. Şimdi hatıra kalsın. 18 yıldır devlet memuru taşıyor arkadaşlar. Oradan gözüküyor mu Eylem ben? Çekiyor değil mi? Hayır. Nasıl hayır? Beni çekiyor ya kızım işte. Arkadaşlar 18 yıldır devlet memuru taşıyorum. Torpil, rüşvet, adam kayırma. Bunlardan bize sıra gelmez arkadaşlar. Sizin çocuklarınız, benim çocuklarım hayatta üniversite mezun olsun. İş bulursa Allah benim belamı versin. 18 yıldır devlet memuru taşıyan insanlara söylüyorum. Arabadakileri söylüyor. Al, bunun ismini Eylem Ali'ye koydum. El salla. Bunun ismini de Eli Zikra koydum. Eylem Ali'ye niye koydum? CHP kazanırsa Eylem diye solcu ismini kullanır, iş bulur diye. AKP olursa Ali ismini kullansın, iş bulsun diye. Bunun ismini de Eli Zikra koydum. El salla kızım. 1-2.5-1 tane. Bunun ismini niye Eliz ikra koydum? CHP olursa Eliz ismini kullanır, AKP olursa ikra ismini kullanır diye. Ben ileriyi düşünen insanım arkadaşlar. 100 sene sonrasını düşünüyorum. Bebeler işsiz kalmasın. Bunlar okutacaksın da iş bulacak. O biraz zor da. Torpillilerden sıra gelirse bunlara. Şimdi Şahin Aküzü'nü koyacağız arkadaşlar, deneyeceğiz. Derdimizi anlattık. BMW ile yarış motoru gitti. Şahin'le şeye kaldı. Akü de çalışmıyor. Arkadaşlar en son bir mangala gittik. Müye köyünde bir klip çektik. Benim bir Ümit diye Instagram sayfası Binekli Ayhan. TikTok'u miktoku yürüten bebe var, Ümit Topçu. Abi dedi, seninle bir röportaj yapalım dedi. Müye köyüne gittik arkadaşlar. Seymenler, Müye köyü, Şahin'in motor yandı. O 3-4 milyar girdi. Ondan sonra ikinci de ben bir etil alkol aldım ellilik. Tek başıma içtim meze verirken. Bizim Ahmet'le bir şeyimiz, kardeşimiz de beni evramışlar. Allah razı olsun arkadaşlar. Eve getirip beni atmışlar. Şimdi arabanın cam kırılmış. Ondan sonra arabanın akü basmıyor. Şöyle bir çekelim arkadaşlar. Bu Şahin'i kim sürdüyse bilmiyorum. Bu Şahin'in camı ağır ağır. Bunlar da hızlı kamyonu çekince camı yerinden çıkmış benim, başka birileri. Bir kim yaptı bilmiyorum. Bir de ben keserle kapıyı kırdım. Cam kapanmıyor diye.
Şimdi adam 2000 model. Şu burayı dörtlük de sesimle gitmesin bile. Adam 2000 model araba, 20 yaşında arabaya. Adam 20 yaşındaki arabaya, yani şöyle ne diyeyim, Ford Escort, işte Renault, bilmem Peugeot. Adam 80-90 milyar istiyor. Alıp da garaja koymam. Her gün sanayiden çıkmazsınız. Yani araba bizim BMW almamız imkansızlaştı herhalde de. 40 milyara Nissan Navara sattım, adam şimdi 230 diyordu, şimdi 120'ye düşmüş. Biz arabadan soğuttunuz, motordan soğuttunuz arkadaşlar. Şimdi adam 80 milyar arabayı biliyor 20 yaşında, sanayiden çıkmıyor, hava atıyor. Nerede bu arabanın anahtarı ya? Orada şu anahtar var da anahtarları bulamıyoruz. Zenginlik böyle bir şey demek. Ha arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Burada benim bir tane sıfır motorum vardı. 2016 model CBR 1000 RR. Sıfır. 66.500 aldıydım. Gene bu motoru da sıfır aldım. 6 milyara da şu küçük motoru aldım. Ondan sonra 6 milyara Şahin'i aldım. 45 milyara, 15 milyara Çakal Hasan vardı, sattım. 55 milyara 305G'yi aldıydım arkadaşlar. Bunlar 2014 yılında olan şeyler. Bunları şimdi zenginsin abi, param varmış demeyin. Bunların hepsini niye gitti biliyor musun? Söylüyorum arkadaşlar, itiraf ediyorum. Bunların hepsini ben faizle bankadan faiz çektim. 50 lira 45 lira faiz yedim. Bankadan 50 lira kredi çektim, 45 lira faiz yedim. Hepsini, BMW'yi, motorlar, arabalar, hepsini faizle aldım. Haram parayla aldım. Faiz de haram olduğu için dinimizde, elhamdülillah Müslümanız, faiz de haram olduğu için haydan gelen huya gitti arkadaşlar. Bak, benim hiçbir şeyim yoktu. Faizle aldım. Faizle aldığım için hepsini ödedim. 50'yi aldığım 50 lira faiz ödedim. Hepsi gitti. Ne oldu kardeş? Hiçbiri kalmadı. Eline götüne sağlık. Şahin desen motor gidik. Kapılar kırık, camlar kırık, gitmiyor. Motor desen çalışmıyor. 3 yıldır binmiyorum motora. Soğuk, Ankara soğuk. Bugün -6 derece. Şubat'ın kaçı bugün? 12'si mi 13'ü mü neyse. Bugün cumartesi. Bu eksilerde motor nasıl bineceğiz arkadaşlar? 25 sene çalıştım motorla ben. Ondan sonra abi zenginmişsin demeyin. Faizle bankanın verdiği beleş para faizle aldım. Faiziyle ödedim. 50 lira faiz ödedim, o da gitti. Niye gitti? Haram. Faiz haram. Demek ki Allah'ın dediği doğruymuş arkadaşlar. Şöyle. Kızım beni çeker misin sen? Hiçbir yerine basma, tamam mı? Söz mü? Şöyle dur. Ha, beni çekiyor mu? Çekiyor. Şöyle arkamı çek. Yazıyor mu arkadaşlar? Yazıyor. Gözüküyor mu? Evet. O da gözüküyor mu? Tamam, gerekiyor. Tamam, burada dur. Yaklaş biraz. Yaklaş. Ayın benim. Tamam, böyle dur. Biraz geleyim. Hayatımız gitmiş Ankara'ya. Hala Ankara'da plakasıyla geziyoruz. Arkadaşlar ben çoğu zaman küçük arabaya falan buna takıp bununla geziyordum. Deliyiz işte. Kafa olsun zaten bununla gezmeyiz. Dur kızım. Ondan sonra bakın arabadan çıkanlara bakın arkadaşlar. Allah'ını seversin. Ne çıkacak? Bak Ankara dediğim. Gel çıkın. Gel çıkın. Beni çekiyorsun. Tamam, şöyle çek. Beni çek. Uzaklaşıyor. Ben 41 yıldır seyranda oturuyorum. Seymenler ilk sandalyeyi bir çıkardı. Şimdi moda oldu. Çekiyor mu? İleri git. Burada çek. Şimdi sandalyeyle seymenlere gidiyor. Hay yavrum. Ya siz daha biz otururken. Biz bunları oturuyoruz. Baba. Baba çekme ya, boş ver. Mom mutlu yapacaktı. Güya köyüne mangala gittik. Güya köyüne mangala gittik, pankart yapacaktık. Şuna bak. Neymiş? Mavi. Sarı. Benim en sevdiğim. Bizim yapacağımız buydu arkadaşlar. Pankart yapacaktık. Budu Fatih. Bana pankart yapacaktın. Bant. Bu ya. 45 lira tanesi, 90 lira, 100 lira verdik. Sen ne olmayacaksın? Oyna. Bu da dediğim gibi, dediğim de yapmıyorum sandalye arkadaşlar. Baba, oya ben bineyim mi?
Şunu çekelim ya. Ya ben bineceğim. Ya. Geliyor. Korkuntu. Çekecek mi çekecek? Yapma. Çekiyor mu? Çekiyor. Arkadaşlar, Haziran ayında Müyeköy'e gittik. Ben için alkol içtiydim. Buralara masraf ettik. Amerikan bezi. Şunu yapacaktık. İçtik içtik bayıldık. Ya kavga dövüş. Arabanın şahinin cam kırılmış. Kapı kırılmış. İçtik içtik kavga ettik. Bizim yapacağımız iş bu. Bunu yapacaktık. Çıkı kızım be. Şöyle açayım işte. Neydi? Köpek. Köpek değil mi? Sırtlar. Ya çek. Tamam çekiyor. Nasıl? Kut. Bu. Ben şık kıplandı bence. Güzel mi? Güzel. Üstüne çıkma. O babanın şey amblemi kızım. Sus. Arkadaşlar bu videoyu izleyip de bu pankart yapmasını bilen varsa beni bir arasın arkadaşlar. Her şey hazır. Benim arkadaşlarım bir bildiği iş var. Ne internetten anlar, ne besteden anlar, ne bir şeyden anlar. Tek anladığı şey içmek. 7 dakikada 70'lik rakıyı 4 kişi 7 dakikada sürüyor. Yani siz bir bardaktan bir yudum içince onlar bitirmiş oluyor rakıyı. Haberiniz olsun. Bunları sen al kardeş. Etil alkol al, mangal al. Sen malzeme biz yaparız dediler. Rakıyı içen kaçtı gitti kardeş. Bu işten anlayan varsa beni bir arasın arkadaşlar. Her şeyimiz hazır bakın. Buna göre çarşafımızı aldık. Saman pazarından Halden. Lan evlensen çeyizimize çarşaf alın. Ben şuna var lan. Evde çarşaf yok yatmaya. Evde çarşaf yok yatmaya. Biz pangarda çarşaf alıyoruz. Al. Her şey hazır arkadaşlar. Gidin buradan. İşiniz gücünüz dağıtma. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. 7 tane sallama bir tane pompalı vardı. Götümüze soktular. Yakalandık. Onları indirdik Allah'a şükür. Yunuslar çevirdiğine bir şey bulamıyor çünkü bir şey yok arkadaşlar. Bir de içine bakalım arabanın. İçi de masa dolu. Bir de şu aküyü çalıştırabilirsiniz. Şimdi aküyü çalıştıracağız. Kızım sen beni çekmiyorsun. Sen işin gücün ortada dağıtıyorsun. Şu tepeye koyalım o zaman telefonu. Çekil bakayım buradan bir. Arkadaşlar 41 yıldır boş işlerle uğraşıyoruz. Yıllarca böyle mangal sandalyesi, mangal, alkol, ondan sonra dövme, faça, ondan sonra 5 kere ehliyeti yakalattık. 40-50 tane sallama yakalattık, pompalı yakalattık. Gibi de yani hep boş işlerle uğraştık. Hala geçen sene 40 yaşında bile Allah akıllanmamışız. Allah bize akıl vermemiş. Allah ve akıl vermemiş yemin ediyorum. Gittik şu kadar masraf ettik arkadaşlar. Ayıp ki söylemesi. Bakın. Golibandı dediler, golibandı aldık. Söyle şuna. Golibandı golibandı. Fıçıda fıçığa aldık. Kağıt yaptır, bez al. İki tane boyalı arkadaşlar. Ne oldu? Adamlar yiyen içen sıktı olup gitti. Götümüze girdi bu kadar masraf. Bundan anlayan varsa beni arasın arkadaşlar. Hasakların kalktığı ilk gün bu işi yapacağız. Şöyle koyayım da ben bir arabayı çalıştırayım arkadaşlar. Kızım şunun altına fıçayı ver bir. Telefonun altına koyacağım. Dur kızım. Ya da şeyi getir. Tamam şu boya getir. Kira git buradan. Kız! Yani beni akıllı bulmaz ki lan. Vallahi billahi beni akıllı bulmaz. Tamam eleme bak telefon bak beni çekiyor görüyor musun? Eleme tam telefonu. İkra gel. Eylem sen de gel. Çam dayanan mama düşüp geldiğini, Medvedev'in yarış motorundan paketçi motoruyla şahine düştüğümü, onu
anlattı, evi anlattı. Ondan sonra ne diyelim kardeş? Böbreğin üstünü de hallettik. Büyüyünce üniversite bitince inşallah iş bulunursa biri AKP ismi, biri CHP ismi. Çünkü torpil, rüşvet, adam kayırma. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Bizde öyle şeyler olmaz ama oluyor. Çekiyor mu beni? Çekiyor. Halısta bize öyle şey olmaz da ben yine tedbirimi alayım. Ya ben nereye şimdi siyasi partilere koyayım da belki iş bulurlar, belki çalışırlar. Belki ekmek gelmez. Gel buraya iki var. Çek bunu. İki var. Kızım. Cümleten Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah razı olsun beni izleyenlerden de sevenlerden de. İnşallah arkadaşlar arabayla beraber gezeceğiz. Beraber içeceğiz, beraber yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Herkese selam. Avrupa'ya, İstanbul'a, Anadolu'nun her yerine. Amasya, Kayseri, Konya, Malatya en çok telefon gelen yerler. Hatay, Kartal Spor, Kastamonu Spor. Hepinize Allah razı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.